Başkan, değerli katılımcı arkadaşlar, sesim geliyor sanırım değil mi? Geliyor, gayet güzel. Kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle herkese saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Memur Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu aile kongresinin ve oturumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongre için kıymetli izleyiciler, kongre için ben aile konusunda Hazreti Peygamber'in sözleri, davranışları, aile konusunda bizim için örnekliği hususunda bir tebliğ hazırlamaya gayret gösterdim. Benden önceki Şamil hocamız, Erdinç hocamız ve daha önceki konuşmalar da tebliğimin başlarında ailenin biraz sosyolojik bakımdan irdelenmesi vardı. Onları zamanımızda olmayacağı için geçiyorum. Bütün Müslümanlar için, hatta insanlık için örneklik teşkil eden Hazreti Peygamber'in evlilikle ilgili, aile kurulmasıyla ilgili hadisleri, sözleri ve kendisinin eşlerine ve çocuklarına karşı muamelesiyle ilgili bazı bilgiler vererek tebliğimi sunmaya gayret göstereceğim. Doğal olarak benim referanslarım Kur'an-ı Kerim'den ayetler, ondan sonra Hazreti Peygamber'in hadisleri ve diğer kaynaklarında geçen Hazreti Peygamber'in aile hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili anekdotlar olacaktır. Aile konusunda İslam dini aile müessesesinin tesisi ve devamlılığını öğütlemektedir. Bunu tavsiye etmektedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de kadının erkek için, erkeğin de kadın için yaratıldığını bildirmiş, Müslümanlara evlenmelerini emretmiş ve evliliğin sınırlarını belirlemiştir adeta. Bu konuda ayet içeriklerine girmeden Nisa suresi 127. ayet, Maide suresi 5. ayet, Nur suresi 32. ayet ve Bakara suresi 187. ayetleri başta olmak üzere birçok surede eşin ve ailenin önemi vurgulanmaktadır. Kadının erkeğe, erkeğin de kadına olan ihtiyacı sadece cinsellik ve maddiyattan değil, sevmek, sevilmek, saygı göstermek başta olmak üzere pek çok manevi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yüce Allah da bunları ifade etmektedir ayetlerde. Aileyi oluşturan bireylerin nasıl davranması gerektiği noktasında ise insanlık adına en güzel ve en doğru örneğin Hazreti Muhammed'in hayatı olacağı kanaatindeyim. İnsanlığa örnek olarak bir yaşam süren Hazreti Muhammed hiç şüphesiz Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi ve en doğru şekilde bilen ve uygulayan kişidir. Biz de bu sebeple çalışmamızda Hazreti Muhammed'in evlilik hakkındaki hadisleri, aile reisi olarak eşleri ve çocukları ile ilgili muamelesini örnek almayı uygun buluyoruz, örnek göstermeyi uygun buluyoruz. Hazreti Muhammed Allah'tan aldığı ilim sayesinde tüm insanlığa bir öğretici olarak gönderilmiştir. Bir şeyi öğretmenin en önemli yollarından biri de kişinin kendi davranışlarıyla başkalarına örnek olmasıdır. Hazreti Muhammed de hemen hemen her konuda kendi davranışlarıyla tüm insanlığa örnek olmuştur. İslam'ı tebliğ etmeye başladığı dönem cahiliye dönemi denilen insanlık dışı pek çok uygulamanın yaşandığı bir dönemdir. Kadınların günümüzde de toplumun çeşitli alanlarında tecrübe ettiği cinsiyet eşitsizliği cahiliye döneminde had safhadaydı. Kız çocukları babaları için utanç kaynağı olarak görülmekteydi. Hazreti Muhammed'in döneminde yaşayan insanların pek çoğu da kadınlara henüz bebeklikten itibaren çeşitli zulümlerin yapıldığı cahiliye döneminde yaşamış, kişilikleri bu dönemde oluşmuş insanlar olup bazılarının bizzat kendi kız çocuklarını öldürdüğü bilinmektedir. Allah ümmete yol göstermesi için Hazreti Muhammed'i aracı kılmış ve onun Kur'an-ı Kerim'i tatbik edişi tüm insanlık içinde bu bakımdan örneklik teşkil etmektedir.
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de evliliği emretmesinin yanı sıra Hazreti Muhammed'in de söylediği pek çok sözle, hadisinde belirtmiş olduğu sözle konunun ehemmiyetini ayrıca vurgulamıştır. Hazreti Muhammed kendisi aile kurmuş ve çevresindeki kişilerle akrabalık bağları kurarak çevresine örnek olmuştur. Bir sözünde şöyle ifade ediyor: dünyanızdan bana kadın güzel koku sevdirildi, namaz da gözümün nuru kılındı. Diğer bir sözünde evliliğe güç yettirip de evlenmeyen bizden değildir diyerek evliliğin önemini açıkça vurguluyor. Hazreti Muhammed yalnızca davranışlarıyla kendi toplumuna ve ümmetine örnek olmakla kalmamış, söylediği pek çok sözle de çeşitli uyarılarda bulunmuştur. Hazreti Muhammed'in evlilik ve aile hayatıyla ilgili bunun devam ettirilmesi, mutlu bir şekilde devam ettirilmesiyle ilgili çok sayıda hadisi vardır. Bunlardan birkaçına değinmek istiyorum sadece. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber, "Ey gençler, sizden evliliğe gücü yetenler evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan daha çok korur ve muhafaza eder. Evliliğe güç yetiremeyenler de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için bir kalkan vazifesi görür," buyurmuştur. Kendisinin evliliğin önemini vurguladığı diğer hadislerinden birkaçını da şöyle zikretmek gerekirse şunlardır: evlenen kimse imanının yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun. Nikah benim sünnetimdir. Bir kimse eğer benim sünnetimle amel etmezse o kişi benden değildir. Evleniniz çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim," diyor. Yine diğer bir hadisinde Hazreti Peygamber evliliğin geciktirilmemesi gerektiğini, eğer uygun adaylar bulunduğunda ailenin hemen kurulması gerektiğini ifade etmektedir. Hazreti Muhammed'in evlilikle ilgili hadislerinin bir kısmı evliliğin önemi hakkındayken, bir diğer kısmı ise aile müessesesindeki rol paylaşımı ve eşlerin birbirlerine ve Allah'a karşı olan sorumluluklarıyla alakalıdır. Bu duruma Hazreti Muhammed bununla ilgili şunları ifade etmektedir: kadınların haklarına riayet edin, kadınlara şefkat ve sevgiyle yaklaşın, Allah'tan korkun, kadınlar size Allah'ın birer emanetidir, onların iffetleri Allah'a verdiğiniz söz sebebiyle size helal kılındı. Yine kadının eşine, yani erkeğe erkeğin haklarına riayet etmesini ifade eden hadisleri vardır. Erkeğin de kadının haklarına riayet etmesiyle ilgili birçok hadisi var Hazreti Peygamber'in. Ben bunların hepsini sözlü olarak ifade etmek istemiyorum, zamanım yetmeyeceği endişesiyle. Bunları tebliğimde bunlara değinmişim. Hazreti Peygamber'in eşleriyle olan ilişkisine gelirsek, Hazreti Muhammed cahiliye dönemi alışkanlıklarının aksine eşlerine ve çocuklarına karşı sevgi, saygı ve şefkatle yaklaşmış. Onların mutluluğunu oldukça önemsemiştir. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Hazreti Muhammed'in yaşadığı o günkü toplumda gerçekten cahiliye döneminde, Hazreti Peygamber gelmeden önce aile hayatının birçok bakımdan sıkıntılara maruz kaldığını görüyoruz. Yani kadın haklarının olmadığı, çocuk haklarının olmadığı, güçlünün kuvvetin hakim olduğu bir dönem. Onun için Hazreti Peygamber'in hayatını da değerlendirdiğimizde bu dönemi göz önünde bulundurmamız gerekiyor daha iyi anlamak için. Hazreti Peygamber kendisi eşlerinin sayısına bakıldığında onun çok eşlilik tarafları birisi olduğu yanılgısına insan düşebilir. Fakat Hazreti Muhammed'in içerisinde bulunduğu dönemin ve toplum koşulları göz önünde bulundurulduğunda kendisinin toplumdaki eğilimin aksine oldukça uzun bir süre tek eşli olarak yaşadığı görülmektedir. Erken yaşta evliliğin oldukça yaygın olduğu bir toplumda Hazreti Muhammed 25 yaşına gelene kadar bekar olarak hayatını idame etmiştir. 25 yaşına geldiğinde ise kendisinden yaşça büyük olan Hazreti Hatice ile evlenmiştir.
Gençlik yıllarını yaşlı ve dul bir eşle geçirerek kendisi için cinselliğin değil, karşılıklı sevgi, saygı ve mutluluğun daha öncelikli olduğunu göstermiştir. Hazreti Muhammed ayrıca içinde yaşadığı toplumun toplumda yaygın olarak görülen çok eşliğe de ilk eşi hayattayken yanaşmamış ve Hazreti Hatice ölene dek kendisinden başka biriyle evlenmemiştir. Eşinin vefatının ardından Hazreti Muhammed dini, sosyal ve siyasi pek çok sebeplerden dolayı bazı evlilikler yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde Hazreti Muhammed'in eşleri nasıl davranmaları gerektiği, neler yapmaları ve nelerden sakınmaları gerektiği konularında açık bir şekilde de uyarılmışlardır. Hazreti Muhammed eşlerine karşı oldukça sabırlı davranmış, onları üzmemiş ve ev işlerinde ise mümkün olduğunca kendilerine yardım etmiştir. Hatta kendisi bir ifadesinde eşlerine karşı ailesi içerisinde en hayırlı kişi olduğunu belirtmektedir. Hazreti Muhammed'in yapmış olduğu evliliklerin temel sebebi onun çok eşlilik taraftarı olması değildir. O dönemde aktarılan tüm rivayetler ve tarihi kaynaklar ışığında denilebilir ki Hazreti Muhammed evliliklerini farklı amaçlarla yapmıştır. Bu amaçlar sevgi ve korunma ihtiyacı duyan kadınları koruma altına almak, bazı kabilelerin İslam'a yakınlaşmasını sağlamak, diğer Müslümanların eşlerine mesajları ulaştırmak, tebliğin gereklerini yerine getirmek, evlendiği hanımları kölelikten kurtarmak ve diğer Müslümanlara örnek olmak olarak sayılabilir. Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe haricinde hiçbir eşinin ilk kocası olmaması ve genç olmayan birçok eşinin olması hakikatleri göz önünde bulundurulduğunda onun evliliklerini bir kadın ihtiyacı sebebiyle değil, bahsetmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda yaptığı söylenilebilir. Hazreti Muhammed'in evlilik hayatına geldiğinde özellikle İslam karşıtları öncelikli olarak onun çok eşli bir hayatı olduğunu gündeme getirir ve eşlerinin sayısından bahsetmeye başlarlar. Fakat Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda hayatının 38 senesini evli olarak geçirmiştir. Hazreti Muhammed bunun 29 senesini tek eşli olarak yaşamıştır. Hazreti Muhammed ümmetine örnek bir şahsiyet olarak ailevi ilişkilerine mümkün olduğunca ihtimam göstermiş. İlk evliliğini yaptığı Hazreti Hatice, Kureyş kabilesinin zengin ve şerefli bir hanımıydı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başladığı dönemde onun en büyük destekçilerinden biri olan Hazreti Hatice, eşine oldukça bağlı bir kadındı. Onun bütün hizmetlerini kendisi görüyor ve eşine itaat ediyordu. Hazreti Muhammed'in en zor dönemlerinde maddi ve manevi olarak onun yanında yer alan Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed tarafından da her fırsatta övgüyle anılmıştır. Kendisi özel hayatlarında oldukça zor dönemlerden geçmiş olmasına rağmen mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşamışlar. Hazreti Muhammed sadece Hazreti Hatice'yi değil, onun sevdiği akraba ve arkadaşlarını da mutlu etmeye çalışmıştır. Yani günümüzdeki aile hayatlarını düşündüğümüzde bazen eşler eşinin akrabaları ya da arkadaşları nedeniyle ailelerinde sıkıntılar yaşamaktadırlar. Hazreti Peygamber'in hayatından, Hazreti Hatice ile olan münasebetlerinden de bunu anlamaktayız ki yani eşlerinin birbirini sevmesi oldu. Nasıl? Toparlarsak süre doldu diyorum. Tamam hocam, toparlamaya çalışıyorum. Eşlerinin yakınlarına da saygı gösterilmesi gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice'nin vefat etmesinden sonra Hazreti Sevde ile evlenmiş ve İslam'ı ilk kabul edenlerden birisi olan Hazreti Sevde, Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice'nin vefat etmesiyle birlikte yetim çocuklarına annelik yapmıştır. Daha sonra Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe ile evlenmiş, Hazreti Muhammed'in genç ve bakire olarak evlendiği tek eşi olan Hazreti Ayşe
diğer peygamberimizin hanımları tarafından da destek görmüştür. Hazreti Ayşe'nin peygamberimizin eşleriyle ilgili özel, yani bazı gösterdiği hassasiyetlere de değinmek istiyorum. Kendisinden ve aile bireylerinden rivayet edilen bazı hadislerden anlamaktayız ki Hazreti Ayşe'nin uyuduğunu zannederek mesela onu uyandırmamak için sessizce hareket etmesi, neredeyse her gün eşlerine vakit ayırması, eşleri arasında ayrımcılık yapmadan onların hakkını ve hukukunu gözetmesi, bunlardan bazıları olarak söylemek mümkündür. Hazreti Muhammed'in eşleri ayrıca ilmi görevlerde de, yani İslam dininin tebliğ edilmesi, devam ettirilmesi, Hazreti Peygamber'den gelen hadislerin nakledilmesi konusunda da birçok görevler üstlenmişlerdir. Bu konuda Hazreti Ayşe'nin de Hazreti Muhammed'den en fazla hadis rivayet eden 3 kişiden birisi olması da bunun en güzel örneğidir. Yine Hazreti Peygamber eşlerine karşı herhangi bir onlara sıkıntıya koyacak ya da onlara eziyet verecek davranışlardan kaçmıştır. Hatta eşleri iftiraya uğramasına rağmen Hazreti Ayşe'nin Beni Mustalık gazvesinde iftiraya uğraması neticesinde bile Hazreti Peygamber gayet serin kalınlıkla davranmış, herhangi bir kırıcı söz söylememiş eşine, onu boşamamış, onu cezalandırmamış. Durumun ayetle düzeltilmesinden sonra bu olayın da bir iftira olduğu zaten anlaşılmıştır. Hazreti Peygamber'in eşlerine çok büyük muhabbet, sevgi duyduğu eşleri tarafından da rivayet edilmektedir. Bu da bu Hazreti Ayşe özellikle bu konuda Hazreti Peygamber'in kendilerine muamelesini anlatmaktadır. Hazreti Peygamber gündelik hayatında genellikle ashabıyla ilgilendiği için onlarla sohbet etmek... Toparlar mısınız? Tamam, bitiriyorum hocam. Az kaldı. Bir çocuklarla şeyini de, Hazreti Peygamber'in çocuklarına muamelesini de birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Günlük hayatının bütün birçok bölümünü sahabeler için, İslam'ı tebliğ için ve mücadele için aktarmasına rağmen çocuklarına da zaman ayırmayı ihmal etmemiştir. Hazreti Peygamber'in hem kız hem erkek çocukları olmuştur ama erkek çocuk küçük yaşlarda vefat ettiği için kızlarıyla devam etmiştir. Bunlarla bazen Hazreti Peygamber zorunluluk şeklinde kızlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mesela hicret etmesinde kızları Mekke'de kalıyor, birlikte götürüyor. Yine Bedir Savaşı'na giderken kızı Rukiye hastalanıp vefat ediyor. Peygamberimiz daha sonra dönüp mezarına gidip ağlıyor. Ona karşı merhamet duygularını ifade ediyor. Hazreti Muhammed'in çocuklarıyla ilişkisi sadece evlatlarıyla değil, yine torunlarıyla, onları tabii bugünkü şartlarda değil, o gün imkanları çerçevesinde onları güzel bir şekilde yetiştirmek, onları onlara sevgi göstererek mutlu bir aile ortamında yetişmeleri için gayret sarf ediyor. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.